Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle şık ve kırmızı rujla karşınıza çıkmamın özel sebebi memer etti konusu. <laughs> Bana çok sorduğunuz, Niye ben her şeyin başına bana çok sorduğunuzu diyorum? Çünkü gerçekten bana çok soru soruyorsunuz. Yalan değil. Meme reddi konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü meme reddi yaşayan anneler büyük bir panikle bana mesaj atıyorlar. Sanki ben geleceğimi ve çocuklarını memeye yapıştırabileceğim gibi. Keşke öyle bir imkanım olsa da yapabilsem. Ama ben bunu yaşamayan, emziren anne olduğunu düşünmüyorum. Ben de bu meme reddi problemini ya da sorununu ya da sendromunu ya da geçici olayını yaşadım ve bu süreci anlatmak istiyorum. Özellikle diş döneminde yani 4 aydan 10 aya kadar olan o dönemde belli aralıklarla aynı problem problemi ben de yaşadım. Bir anda böyle insan kendini çok garip hissediyor. O seni istemiyormuş gibi hissediyor. Aslında bütün besin kaynağı o. O sizi reddettikçe siz böyle bir garip oluyorsunuz vesaire. Ve ne yapacağımı bilemiyordum aslında. Ama ben meme reddi olduğu zamanları sanki daha önceden öngörmüş ya da bilmiyorum daha önce biri anlatmış mıydı onu da tam hatırlamıyorum ama o dönemler için hep böyle bir beron tedariği. Tamam memeden emmiyorsa bir vesaire gibi bir durumum vardı ve o şekilde kendimi telkin ediyordum ve rahatlatıyordum ve rahatlıyorum da. Şimdi Geçen sene Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam 30 Kasım olması lazım konser takvimine tekrar dönüp bakarız Sıla'nın konseri vardı ben çok sıkı bir Sıla hayranıyım ve her konserine giderim her sene mutlaka ya kışın ya yazın geçen sene kışın 30 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam Sıla'nın konseri vardı biletimiz var ve birkaç gün öncesinden meme reddi başladı. Tek besin kaynağı süt. Daha ek gıdamız yok. 5 aylık mıydı? 6 aylık mı? Yeni miydi? Yani geçmemiştik daha o zaman ve çok çok panik olmuştum. Yani ne yapacağım? Hani memeyi reddediyor ondan sonra ve böyle nasıl reddediyor biliyor musunuz? Yani o, siz meme vermeye çalıştıkça o böyle ucunu koparırcasına e, şiddetle ısırıyor ve bırakıyor. Emmiyor yani çocuk. İşte zayıflıyor mu bilmem ne yapıyorum ben nasıl gideceğim bilmem ne vesaire böyle inanılmaz kafamda bir sürü soru işareti. Annem de o zaman yanımızda. Hatta şimdi dedik siz beraber gidin hani o kadar yoruldu ben bakarım Emir'e. Buradan da kendisine onur ettim dikkatinizi çekerse. Çok inanılmaz ilgili bir baba. Şaka yapmadım. Ve sonuçta şöyle bir şey oldu. Ben o gün hiç emziremedim. Ve tabii göğsünüz de doluyor bu arada hiç emzi, emziremediğiniz için. Ve süt sağmaya başladım. Yani bunu bu, bu, çok detay bir şey. Çok anlatmak istemedim ama hani o kadar çok hani bu konu var ki özellikle anlatmak istiyorum. İşte Medela 110 cc miydi? 130 cc miydi? Hatırlamıyorum bebek biberi onu. 130 cc kan. Kanlı süt. Çünkü ısırmış ve böyle kanıyor her tarafım. Korkunç bir şeydi. Size çektiğim acıyı, gördüğüm manzaradan şeyi anlatamam yani. Ve sonuçta çocuk emmiyor yani ve süt de bırakamayacağım o kadar sıt var falan böyle bayağı bir telaş olmuştum. Neyse sonuç olarak konsere en son ben gittim, ilk ben çıktım falan bir şekilde o arada zoraki birazcık daha sağdım işte kansız olanı verdim bilmem ne falan filan çok acı bir şey yaşadım ve kendimi de çok kötü hissediyordum onu besinsiz bıraktığım için. Neden soğudu, ne oldu bilmem ne falan diye. Bu bir psikoloji. Bunun geçmesini ya da şey yapmasını beklemiyorum. Yani bunu tolere edebilmenizi beklemiyorum. Çünkü hakikaten annelik ve emzirme öyle içgüdüsel bir şey. Ama meme reddi konusu bence birinci sebebi diş. Diş çıkarken canları çok acıyor ve memeyi reddediyorlar. Zamana bırakıp beklemek lazım. Özellikle uyku sersemi ve çok açken ben vermeye çalışıyordum. O şekilde o şekilde yeniden alıştırdı. Maksimum 3 gün falan sürdü ama çok kafama takmadım açıkçası. Çünkü yani bir şekilde biberonla da alabiliyorsa ya da kadehle de kaşıkla da alabiliyorsa önemli. Onun, onun beslenmesi. Evet annenin içgüdüsel olarak nereden beslediği çok önemli ama olaya böyle bakmak gerekiyor. Onun dışında valla bu konuyla ilgili başka deneyimleriniz varsa, iyi kötü anınız ne varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ama sonuç olarak Memered'di. Herkesin yaşadığı bir süreç ve bu süreç bir sürü alternatif bulanlar var. İşte memesinin üzerine bir şey sürenler var. Ondan sonra sütü başka şekilde verenler var vesaire. Yani bunu çok arkadaşınızdan öğrenebilir. Umutsuzluğa düşmemeye çalışabilirsiniz birincisi. İkincisi de biriktikçe sağmaya devam edin ve depolayın. Çünkü sonuçta belli bir süre o sağılmadıkça da süt orada artık süt kanallarını tıkıyor ve bir sürü hastalığa sebep oluyor. Böyle ateşleniyor, anneler mahsit oluyorlar vesaire. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Umuyorum kimse bu süreci çok yoğun ve böyle kanlı şeyle atlatmasın. Bunun yanında yine bu videonun bonus olsun çok fazla sorduğunuz bir soru daha meme ucu kremi. Öyle durumlarda ben şu arkada gör... aşağı arka ne ya? <laughs> aşağı sağ sağ buraya koyacakmış burada görmüş olduğunuz kremi kullandım. Onun yanında Garmas'tan da kullandım. Yani ben hani ne problem yaşıyorsam onu o, o sırada bir, bir şekilde çözmeye çalıştım açıkçası. Ve çok problemli olmadığım zamanlarda da kullandım. Nasıl hani vücudunuz kurumadan nemlendirici sürerseniz devamlı kurumaz. Aynı mantıkta devamlı onu kullanmaya çalıştım. O yüzden de çok fazla bununla alakalı problem yaşamadım. Yine bununla ilgili silikon kalkanlar, meme ucu aparatları vesaire onları da kullanabilirsiniz. Onlarla alakalı da inanın çok fazla hani memnunum, çok güzel oldu, benim için bir kurtarıcı oldu diye diyen anneler var. Siz belki benim kadar hani hepsiyle birebir temas içerisinde değilsiniz. O yüzden hani önemli olan çocuğu beslemek diye düşünüp tüm bebekleri için sağlıklı anneler ve sağlıklı psikolojiler olmasını diliyorum. Yine bu konuyla alakalı veya herhangi bir konuyla alakalı kanalımı videomun altına yorum olarak bırakabilir veya Instagram'da beni takip edip DM atabilirsiniz. Orada da yorum yapabilirsiniz. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.